Navbatdagi savol. Ustoz, asrlikda o'tirgan ba'zi muslim va muslimalar bor. Ularning ko'plari takfiriy e'tiqoddagi kishilar sanaladi. Hozirgacha ba'zi lager va qamoqxonalarda moddiy ehtiyojlari bor. Bu kabi takfir e'tiqoddagi kishilarga moddiy yordam berish hukmi nima? Shuningdek, bid'at e'tiqoddagi talabi ilmlarning ilm olishlariga yordam berish hukmi haqida ham aytib o'tsangiz. Bismillah, elhamdülillahi vahide, salatu selamu ala millah nebiyye ba'de hemme ba'd. Asirege düşken muslimelerge maddi yardım veriş, yoki ularını şu asırdan kutkarışge kısa koşuş, o hakeza bulan hemmesi inşallah Allah'ını razı kıladigen yani ibadet soplenge amellerden şunu Allah subhanahu ta'ala'dan bir acır ümidi de kıladigen bu ise inşallah Allah subhanahu ta'ala acır bir adı. Savob beradi bu ishga. Ya'ni bu narsadan uni takfiriy ekanligi, masalan, siz yordam berayotgan tomon bu takfiriy e'tiqodda yoki bid'atchi yoki ahli bid'at ekanligi ma'noli yo'q, modomiki musulmon ekanmi? Musulmonga yordam beriladi. Bid'at e'tiqodlari borligidan qat'iy nazar, xato tushunchada bo'lishidan qat'iy nazar, ba'zi nima bo'lganda ham bizni undan ko'ra kattaroq birlashib turgan narsa bor. La ilaha illallohga birlashamiz, bitta robga ibodat qilamiz. Bitta qiblaga qarab namoz o'qiymiz va hokazo. Özü ulamalar etişedi ki farz bugün zakatını fakat yine Müslüman'a bir işkiri. Müslüman'a bir işkiri buladı. İlla sekste taifhanı bittesi muallafati kulubuhum kalpleri İslam'a mail kılınışı için birilediğin taifhaki kafir busiyen birisi buladı. Asrıda uşa fakirler, miskinler ve herkese şu karzorlar ki sekste taifhanı bırakırız ki bir gemize Müslüman bir işkiri. Asıl şu, bu farz zakatta. Ammo nafil sadakalarını hatta kofirga bersa bo'ladi. Mana o'z yordam bersa bo'ladimi? Boshqa tushunchadagilarga deyapti. U nafil berayotgan yordamlar, berayotgan yordamingiz zakotdan emas. Bu nafil sadakalar bo'ladigan bo'lsa, ulamolar hatta kofirga bersa bo'ladi deyshgan. Va shunga ajr bor, ya'ni kofirga bersa ham ajr bor. Uni kufrini yaxshi ko'rib emas. Lekin bir inson bo'lganligi uchun yoki qalbini islomga moyil qilish uchun bu İslam'dan ta'sirlansin deb turib unga yaxshilik qilsangiz, o'sha sadaqa bersangiz yoki boshqa qilsangiz, yordam qo'lingiz cho'zadigan bo'lsangiz, inshaalloh bu joiz, bunda monelik yo'q. Endi kofirga kek qilsa bo'lar ekan. Endi boshqa tushunchada bo'lgan yoki manhaja yoki e'tiqodi boshqacha bo'lgan musulmonlarga batariqa avlo bu narsa joiz deyiladi yordam berish. Bunga joizligiga, ya'ni kofir bo'lsa ham nafl sadaqa berish joizligiga ulamolar şu İnsan Suresi'nin 8. ayetini dalil kılışken وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Yani ular özleri yaxşı göre turup taamını miskinge, yetimge ve asırge yediradı deyiliyipti. Bu şepeyetteki asırlar kim? Öz özden kafirler cengde asırge çüşedi. Demek ki şu miskin, yetimlerine katarı da asır hamzı kırkını yaptı. O şeylerge hem taam veradı deyipkirli yaptı. Demek ki kafirlerge de maksa bularken nafil sadakala bir şey caizliğini şu ayetten kep çıkıp ulamalar caiz deyişken. Çünkü göre hiç kanaka muamma yok. İnşallah ulaga yardan bir işte yok ki asırlıktan kurtulup geçişke, kafirlerin kurudan kurtulup geçişke bir maliyevi yardan bir işte. Hop. Şimdi şu bid'at yönelişteki talebeler geyem yardan kısa buladım diye yaptı. Aslı uyam yardan kısa buladım. Fakat bitti şartı ulamalar içeri ki aynı şu siz biriyken yardanınız bilen bid'atıge yardan biriyken bu seyiz. O'sha narsaga bir hissa qo'shayotgan bo'lsangiz va shu narsa bid'atiga ishlatishini bilsangiz bo'lmaydi deydi. Masalan, siz bergan yordam bilan shu bid'at tushunchadagi e'tiqodni tarqatish uchun kitoblar chop qilyapti va hokazo. Mana bu bo'lmaydi deyishadi. Bu joiz emas. Ammo umumiy, masalan, bir qiynalib qolganligi uchun yordam berishingiz va hokazo, masalan, kirasini to'lab berishingiz yoki biron-bir yeb ichishini, nafaqasini, boshqasini berish bunda muammo yo'q. Aynan berayotgan yordamingiz shu bid'atiga taalluqli bo'lmasa, shu ma'siyatga ishlatmasa bo'ldi deyishgan. O'sha shart bilan yordam bersa bo'ladi deyishgan, Allohu a'lam.